Herkese merhaba. Sony Mobil Dünya Kongresi'nde Xperia X serisinin duyurusunu gerçekleştirdi. Xperia Z serisinden farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Bu X serisini Sony'nin Experience yani deneyim olarak adlandırdığı bir seri Xperia X ve X harfi de bu deneyim kelimesini temsil ediyor. İngilizceden türetilmiş, çıkarılmış bir kısaltma, bir adlandırma. Xperia X serisi içerisinde yer alan telefon, 3 adet telefon var ve bunlardan bir tanesi elimde tutmuş olduğum Xperia X. Xperia X tasarım açısından Omnibalance adı verilen Sony tasarım çizgisini, klasik Sony tasarım çizgisini barındırmayı sürdürüyor. Ancak bu sefer biraz daha farklı bir türde malzeme kullanımı görürüz, farklı bir malzeme yapısı görürüz. Normalde bildiğiniz gibi Xperia Z telefonlarında önde ve arkada cam vardır ve bu camın arasında da metal gövde veya yerine göre plastik sandviçlenmiştir. Xperia X'te ise telefonun kenarlarında ve arkasında metalin kullanıldığını görürüz. Önde ise ekran camı bulunuyor. Gayet şık bir görüntüsü var. Xperia X'in elimdeki altın renkli telefon gayet şık ve havalı duruyor. Zarif, çekici görünen bir model. Aynı şekilde siyah, beyaz ve pembe renkli modelleri de var. Onlar da bu telefon kadar çekici görünüyor. Xperia X'in teknik özelliklerine baktığımızda orta üst segment bir Android telefon şeklinde nitelendirebiliriz. İçerisinde Snapdragon işlemci var. 3 GB RAM, 32 GB dahili hafıza ve bunun yanı sıra 5 inç Full HD IPS ekran bu telefonun başlıca özellikleri arasında bulunuyor. Telefonda Android 6.0 Marshmallow yüklü olarak geliyor ve bunun üzerinde de görmüş olduğunuz gibi Sony'nin klasik Xperia kullanıcı arayüzü mevcut. Bu kullanıcı arayüzünü aslında Sony'nin telefonlarından biliyoruz, ancak yeni nesil Xperia X'te bir takım farklılıklar var kullanıcı arayüzünde. Örneğin üstte görmüş olduğunuz gibi uygulamaları arama işlevi uygulama menüsünün tepesine yerleşen bir arama motoru üzerinden gerçekleştiriliyor. Uygulama menüsüne baktığımızda ikonlarda da küçük ufak tefek oynamalar yapılmış gibi görünüyor. Çeşitli uygulama ikonlarında, özellikle araçlarda bir takım farklılıklar var. Telefon, mesajlaşma, kişiler gibi uygulamaların ikonları biraz daha farklı tasarıma bürünmüş. Bunun dışında gördüğünüz gibi ayarlar menüsünde yine Android'in saf kullanıcı arayüzüne bağlı kalacak tarzda bir takım düzenlemeler, özelleştirmeler var. Yine Google uygulamalarını telefonda yüklü olarak görüyoruz. Xperia X'te de Chrome, YouTube, haritalar gibi uygulamalar yüklü olarak geliyor. Bunun dışında Sony Xperia X'te çeşitli bileşenler de var, özel bileşenler de var. Bunlar da kullanıcı deneyimini biraz daha zenginleştirecektir. Yine müzik, albüm, videolar ve PlayStation uygulamaları da telefonda yüklü olarak geliyor. Telefonun önünde 13 megapiksellik bir kamera var, selfie kamerası var. Böylelikle yüksek çözünürlüklü fotoğraflar çekebilirsiniz. Bunun yanı sıra yine arka tarafta 23 megapiksel çözünürlüklü bir kamera var. Bu kameranın bir takım yeni özellikleri var. Aslında Xperia Z5'teki kamerayla aynı teknik özellikleri barındırsa da bir takım yazılım tabanlı özellikler kazandırılıyor. Bunların başına prediction yani tahmin bazlı çekim geliyor. Bu şekilde yeni nesil kamera özellikleri de Sony Xperia X'in kamerasında bulunuyor. Kamera arayüzüne baktığımızda hemen hemen Sony'nin Xperia Z5'te sunmuş olduğu güncel kamera uygulaması da aynı tasarımın sunulduğunu söyleyebiliriz. Manuel, süper otomatik, video, bunun yanı sıra farklı kamera çekim modları var. Sony'nin bildiğimiz, alıştığımız o kamera uygulamalarını yine Xperia X'te de görüyoruz. Xperia X'in tasarımına bakmaya devam edecek olursak aslında çok fazla değişken bir şey yok, ancak suya dayanıklı değil Xperia X. Bu açıdan Xperia X Performance'dan ayrılıyor. Görmüş olduğunuz gibi sim kart yuvası şekildeki gibi çıkarılıyor. Bu açıdan Sony biraz daha farklılaştırmış. Xperia Z'den, Xperia Z serisi telefonlardan biraz daha farklı hale getirmiş. Güç butonunda yine parmak izi okuyucusu mevcut. Bunun yanı sıra ses tuşları yine Xperia Z5'te, Z5 Compact'ta gördüğümüz gibi alt tarafa yerleştirilmiş ve yine özel bir kamera tuşunu da ses tuşlarının altında görüyoruz. Arkada da 23 megapiksel kamera var ve onun altında da LED flash karşımıza çıkıyor. Sony Xperia X ile ilgili aktaracaklarımız o kadar. Mobil Dünya Kongresi'nde gezinmeye devam ediyoruz. Videolarımızı YouTube kanalımızda ve teknoblog.com'da bulabilirsiniz.